Vedat Bilgin, siyasette arayışlar. CHP'nin yeni kurulan partilere mecliste destek verip, meclis ortamına taşıyarak bir anlamda yeni bir ittifak oluşturma yönündeki eğiliminin ortaya çıkması, siyasette yeni arayışların gündemde olduğunu göstermektedir. Siyasette yeni arayışların ortaya çıkması, yeni partilerin kuruluyor olması, demokratik mücadeleye katkı yapması umulan bir durumdur. Fakat bunun gerçekleşmesi her zaman mümkün olmaz. Çünkü her kurulan yeni partinin hatta genel başkan değişikliği yaşayan partilerin dahi siyasete katkı yapmasının şartları vardır. O şartlar tarihsel olarak toplumsal ve ideolojik bakımdan uygun değilse yeni partilerin bir süre sonra eskimesi yahut tamamen ortadan kalkması sürpriz sayılmamalıdır. Neyin arayışı? Burada üzerinde durulması gereken birkaç mesele bulunmaktadır. Bunlardan biri Türkiye'nin ana muhalefetini oluşturan bir parti olarak CHP'nin aradan bunca yıl geçmiş olmasına, yaklaşık seçimlere 3 yıl kadar bir zaman bulunmasına rağmen kendisini yenileme, ortaya alternatif politikalar koyma, yeni toplumsal talepleri siyasete yeni bir siyasal projeye dönüştürecek çalıştırmalar yapacak arayışlarda bulunmak yerine bir tür siyaset manevralarına girmeye kalkmasıdır. Bunda ne var? Siyaset bu ülkede böyle yapılıyor denirse, bunu kabul etmenin bizatı kendisinin problemli bir tavır olduğunu belirtmek lazımdır. Çünkü seçime bunca zaman varken bizim başka çaremiz yok anlamına gelecek yollara başvurmak siyasete zarar verebilir fakat ana muhalefete işlevini tahrip edecek bir ölçüde zarar verebilir. Diğer husus böyle bir girişimin içinde yer alacak yeni partilerin tercihleriyle ilgilidir. Kurulan yeni partilerin Gelecek Partisi ve Deva Partilerinin her ikisi de muhafazakar siyasi gelenekten gelen partiler olarak ilk siyasal faaliyetlerinin CHP ile işbirliği ve bu yolla meclise taşınmak olması her şeyden önce bu partilerle muhafazakar sağ seçmen arasına en azından bir çizgi çekilmesi anlamına gelecektir. Akıllardaki iyi Parti benzetmesi yanlıştır. Çünkü bu parti zaten baştan AK Parti'nin muhafazakar siyasetini eleştirenler tarafından kurulmuş, bu konuda CHP ile yan yana duran bir yerden gelmekteydi. Burada üzerinde durulması gereken esas husus demokratik siyasete katkı yapmanın şartlarıyla ilgilidir. Altını çizmeye çalıştığım gibi hangi partiyi kurarsanız kurun, hangi kombinasyonla bir ittifak oluşturursanız oluşturun, bunlar hep konjöktüreldir. Kalıcı ve katkı yapıcı olma niteliğine sahip olamazlar. Ana muhalefette dahil yeni partilerin de siyasete katkı yapması her şeyden önce yeni bir şey söylemelerine bağlıdır. Ortaya koyacak yeninin toplumsal değişimin ülke içinde meydana getirdikleri dünya konjüktüründeki yeni eğilimlerin ortaya çıkardığı sorunları kuşatması gereklidir fakat yeterli değildir. Bunları toplumun siyasi hassasiyetlerine göre biçimlenmiş siyasi farklılaşmalara toplumsal aktörlerin ideolojik ve siyasal tercihlerini etkileyecek siyasal programa projeye dönüştürmek gerekmektedir. Erdoğan'ı sevmiyoruz parlamenter sisteme geri döneceğiz demek siyaset değil ancak siyaseten yetersizlik ifadesi olarak algılanacaktır.